Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkül alel hayyellezî lâ yemût ve sabbih bihamdi ve kefâ bihi bizunûbi ibâdihi habîra. Sadakallahul aliyyul azim ve sadaka rasuluhun nebiyyul kerim. İbadallah, usikum ve nefsi bitakballah. Aziz mümin kardeşler, sizi ve özümü yegane pak yol olan tekvaya davet edirəm. Allah Teala bu yolda her birimize kömək olsun inşallah. Bugün istəyirəm ki sizlərlə danışaq güven hakkında. İnsanın güveni hakkında, Allah'ın yarattığı bendesinin güveni hakkında ve sözümün evvelinde Kur'an-ı Kerim'in Furkan suresinin 58. ayetinde Mütealla Allah böyle buyurur: "Ve tevekkül alel hayyellezî lâ yemût ve sabbih bihamdihi ve kefâ bihi bizunûbi ibâdihi habîrâ." Sadakallahul aliyyul azim. Aziz mümin kardeşler, insanın güveni hakkında danışmak isterdik. İnsan güvenmelidir. İnsan yaratılışta güveni var. O üç hisseye bölünür. Onlardan biri insanın özüne olan güvenidir. İkinci bir hisse, yani olan insanlar, o insanlardır ki onlar özüne yok, diğerlerine güvenir. Üçüncü bir merhale ki var, hisse ki var, o da güven yaradılış aleminin sahibi Allah Subhanahu ve Teala'nın özünedir. Alimler buyururlar ki insan ihtiyaclıdır güvene. İnsanın ihtiyacı var güvenmeye. O da hansı bir halde olur? Bakın, insan eğer güvenirse ve bütün hayatta özüne güvenirse, alimler diyor bu güzel bir şeydir. Yani nefsinin ve onun istediği bir şeylerin karşılığında insanın özüne bir güveni varsa o yaxşı bir şeydir. Ama o da qədəri vaxtında, vaxtına qədər, zamanına qədər. O necədir? Zaman ve qədərində insan güclü olan bir vaxtda özünə güvenir. İnsan sağlam olan bir vaxtda özünə güvenir. İnsan daha çox elimli olan, yani o vaxt ki insanda o cavanlıq dövrü var, o vaxtlar insan özünə güvənə bilir və bu yaxşı bir şeydir. Amma onun da bir vaxtı var. O vaxt da o zamana qədərdir ki insanın taqətindən düşəndən sonra insan görür ki yox, mümkün deyil. Özünə olan güveni de aradan gedir. Bu bir sahə olan insanlar. Bax, o zaman insan gücünün əlindən getdiyindən sonra güvənsiz qalanda Allah'ın bir güven yeri var. Allah'ın məqsədi odur ki insan təvəkkülü olmalıdır, güveni olmalıdır. Hara? Allah'ın özünə. Bu bir dəstə insanlar. İkinci bir dəstə insanlar onlardır ki o insanlar özünə güvənmirlər hayatta. Her bir şeyi görürlərsə onların güven yeri özü değil, başka bir insanlardır hayatta. Onlar onlara güvenirler ve onların sayesinde işlerini, hayat prinsiplerini diğerlerine güven formasında tənzimləyirlər. Allah yeryüzüne gönderdiği bütün peygamberlerine belə buyurur. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki Allah Teala bütün peygamberlerine belə buyurur: "Ve izzeti ve celali." Deyir: "Ey peygamberler, and olsun benim izzet ve celalime, le ekte'enne amele kulli amilin amele gayri." Deyir, o insanlar ki güven aktarışında olanda, bu dünyada güvenç aktarışında olanda başkasının özüne güven yeri sayırlar ve ona arxayınlaşırlar, ona tərəf yön alırlar. Məndən başka diğer bir varlılara, yani varlı olan insanlara, o zaman deyir, le ekte'enne amele kulli amilin, bütün insanların, bütün yaratdıqlarımın ki insandır, o insanların o güven yerlerini mən neyin yerim, le ekte'enne, deyir, o güven yerlerini sarsıdacağam. Amele gayri, məndən gayri olan əməl, o kim, mənə ki güveni olmur,
Ben peygamberler. O insanlar ki bilin haberdar, haberimiz olsun. O insanlar ki bu dünyada yaşayanda güvenc yerini beni tanımazlarsa, başka bir insanları özüne güvenc yeri taparlarsa, o zaman deyir ben onların hamısını deyir sarsıtacağım. Demeli yegane bir yer insanın başa düştüğü dünyada özünü derk eleyenden sonra anladığı bir yer, yegane bir vasıta var, yegane bir belediye çıkış yolu var insan için, yegane bir nicat yolu var insan için, hayat ve ahiretini ona bağlayıp ve o güvenden yapışıp, o güven ister dünya ve ahiret olsun sarsılmaz bir güvendir, o da Allah'ın bir güvene, yani bizim Allah'a olan güvenimizdir ki onu biz mühkemlendirmeliyik. Bu bir, öz aramızda bazen çok vakit deyir ki sana güvendiğim insan veya da ki dağlar size senele kar yağarmış. Demeli bizim güven yerimiz insana, diğer bir insana hayatta güvenir ise zaman keçtiyce, iller keçtiyce o insanın da sana karşı güvensizliğini görenden sonra deyirsen ki sana güvendiğim dağlar sana da kar yağarmış. Niye deyir onu? Çünkü güvenimizi düzgün yere bağlamamışız. İnsanın güveni Allah'a olmalıdır. İnsanın dayağı Allah'a olmalıdır. Yani dayak Allah'tır. Ondan başka bir yer yoktur. Her bir yere geçsen, ister özüne fikirleşende insan özüne böyle güvense veyahut da ki her hansı bir diğer bir insana güvense sarsılmıştır. Bir vakit gelecek, bir zaman gelecek, o koyulan temel taşların o böyle diye onların temeli düzgün olmadığı için, daha mühkem olmadığı için sarsılıp dağılır ve insan avara kalır. Avara kalmayak diye ben. Veyahut da ki itikadımız ve imanımız mühkem olsun diye ben. Bu dünya ve ahireti kazanmış olak diye ben, dünya ve ahirette, alel husus bu dünyada salim ve sağlam bir insan kimi hayatımız tarzımızı Allah beğenen bir şekilde aparmak eğer istiyor ise güven yerimizi biz mühkemlendirmeliyik. Güven yerimizi bilmeliyik. Bizim bağlantımız hara olmalıdır? O bağlantı ki nicat verecek bize. O bağlantı ki ondadır fayda. O bağlandırır ki ondan başka diğer bir yer yoktur. Diğer bir bağlanacak bir kapı yoktur. Tek o kapıdır ki bizi yaradıp, bizi halk edip ve bizi yarattığı için de biz de borcumuz odur ki öz hayatımızın mühkemlenmesi için, hayat tarzımızın, yaşamımızın Allah beğenen bir şekilde olması için güven yerimizi tapak. Allah Teala bizi de o güven yerini dakik tapmış insanlardan karar versin inşallah. Buyurduk Allah kelamın Furkan suresinin 58. ayında ve tevekkül alel hayyil lezî la yemut dir, hiç vakit ölmeyen o diriye tevekkül et. Ve sebbih bihamdi ve kefâ bihi bizunûbil ibâdihi habîran. Ve onu hamd senâ ile birge pâk sıfetlerle medh et. Bendelerin de günahlarından onun haberdar olması kifayettir. Ve kefâ bihi bizunûbihi bizunûbi ibâdihi habîran. Dir kifayettir. Yani o bendelerinin ne günah ettiğinin haberdarındadır. İnsan günah etmiş olarsa Allah'ın ondan haberi var. Tevekkülü Allah'a et. Allah'a inşallah hamımız sizlerle beraber tevekkül etmiş olsak Rabbimize, o zaman nicat takmışlardan olarak. Tevekkül ele bir güzel bir nimettir insan için. İnsan onu terk eylese ki, insanın tevekkülü ve güven yeri Allah'tan başka gerisi değil ve mesmen o kapını döymeliyim, o kapıda olmalıyım ve benim hayatımın temel taşları mühkem olması için lazımdır ki ben o kapıya gidem, o zaman insan nicat tapmış olar ve onunla da dünya ve ahiretinin abad olması için, semereli olması için ve dünyada çetinliği görende tevekkülü ki Allah'adır, Allah Teala onu nicat tapmışlardan karar verecek ve biz insanları da o cür karar versin inşallah. Buna misal olarak Allah Teala güvenin mühkem olması için Kur'an-ı Kerim'de misallar koyuyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Allah emri verir. Dikkat getirin buna. Allah İbrahim'e 80 yaşında oğul evladı verir. Dünyaya gelen evladı, hele ki bir
boya başa çatmamış, emredir ki biz İbrahim'i anasıyla malum olan bir yere apar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emrine itaatte olur ve hemen o vadiye getirip çıkartır. İndiki Kabe evindeki bütün Müslümanlar o yeri özleri için merkez, kiblegah seçiblər, namazı ora qılırlar və orada həz əməllərini, ömrü əməllərini yerinə yetirirlər. Zaman İbrahim Əleyhisselamın dövründə gətirib oğlunu və həyat yoldaşını ora qoyandan sonra, bir az keçəndən sonra dönüb arxaya baxır və üzünü qaldırır səmaya, deyir Allahım, bu vadi elə bir vadidir ki, burada su yoxdur. Burada insan yaşayışı üçün olunan tələblərin heç biri yoxdur. Səhralıqdır, qumluqdur, susuzluqdur, yemək belə burada yoxdur, kölgələnmək, daldalanmaq burada yoxdur. İbrahim Əleyhisselamın fikri Allahla münazət eləyəndə o demək deyildi ki, onu demək istəmirdi ki, Allahım bu elə bir yerdi ki, elə bir məqamdı ki, burada mümkün. Yox, məqsədi o deyildi. Deyil, ilahi, sən bilirsən bu yenə yerdir, burada su yoxdur. İlahi, pərverdikarım, sən bilirsən bura səhralıqdır, bura ot tutub yanır, burada daldanacaq bir yer yoxdur. Amma mənim təvəkkülüm sənədir. Baxmayaraq bunların heç biri yoxdur yaşam üçün, mənim təvəkkülüm sənədir, ya Rəbbim Allah. Görün, insanda nə qədər Allaha güvən olmalıdır, güvənməlidir. Gətirib öz balasını qoyur, əyalını qoyur. Elə bir yerdə, elə bir vadidə səhralıqdır, qumluqdur. Hər bir yer o tutub yanır, kölgələn, daldanacaq bir yer yoxdur, su yoxdur. İnsan həyatı üçün heç bir resurs yoxdur orada. Amma deyir ki, gör insanın nə qədər təvəkkül olmalıdır, nə qədər insan güvənməlidir Rəbbinə, yaradılış aləminin sahibi, xaliqinə. Deyir, ilahi, mən bunların hamısını görürəm. Mən bilirəm ki, sən bunların hamısını bilirsən. Amma mənim güvənim sənədir. Bax, ona görə hazırlarımıza, alimlərimiz yazırlar ki, Həzərin Səfa ilə Mərvə arasında 7 dəfə gedib su üçün bu başa, o başa getməsini bütün dünya müsəlmanlarına qiyamətə qədər vacib buyurub ki, insanlar gedib həcdə və ömrədə olanda o Həcərin xatiri nədir ki, suyun dalda gedib, amma deyir, zəmzəm suyunun çıxması İbrahim Əleyhisselamın Allaha olan güvəninədir. Zəmzəm suyunun o yerdə, o vadidə çıxması Allahın əmri ilə İbrahimin xaliqinə olan güvəni, etimadıdır. Etimadımız möhkəm olmalıdır. Bu bir bizim üçün örnəkdir Qur'an-ı Kerimdə ki, Hazreti İbrahim Aleyhisselam o zamanında, vaxtında etimadı nə qədər möhkəm imiş, inamı, inancı nə qədər möhkəm imiş, Allaha nə qədər bağlı bir insan olub. Bizim üçün də örnək qoyur ki, biz necə olmalıyıq, bizim etimadımız necə olmalıdır. Deməli, heç bir, hər bir şeyin yox olan bir vaxtında etimadımız, gücümüz Allaha olarsa, istəyimiz Allaha olarsa, güvənimiz Allaha olarsa, o zaman Allah Teala bizi yarımsı qoymaz heç bir zaman. Heç bir zaman Allah Teala bizi, o ki güvən təvəkkülümüz Allah olsa, sidq ürəklə, biz tamam varlığımızla, vücudumuzla, yaşayışımızla Allahdan hər bir şey istəmiş olarıqsa, Allah deyir ki, bəndəsini, Quran ayəsidir. Mən deyir ki, bəndəmi yarımçı qoymaram, yarı yolda qoymaram. Allah bizim heç birimizi yarımçı qoymaz. Allah bu günün xatirinə, cümə gününün xatirinə bizim də yalvarışlarımızı eşitsin inşallah. Bizim də ona olan təvəkkülümüzün, güvənimizin möhkəm olması üçün Allah bizə güc versin inşallah. Baxın, yenə Qur'an-ı Kerimdə bir misal var biz insanlar üçün. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Yusuf Aleyhisselamın demək olar ki, hamımız o vaqiyəsini, hadisələrini özünüz gözəl bilirsiniz. Yenə güvənc haqqında, yəni insan istəyir ki, özümüz özümüzdə bu ibrətləri Qurandan götürək və öz həyatımızda
hayat yaşayışımızda devam etmek için tevekkülümüz ve imanımız, inancımız, itimadımız ve itikadımız Allah'a nece olmalıdır? Kur'an bizim için ibrettir. Allah Kur'an'ı gönderip ki biz ibret götürelim ondan. Ve onun misalları bizim için bir hayati derstir. Hem dünya ve ahiretin abad ve paş olması için insan Kur'an'dan başka diğer bir yer yoktur. Nicat Kur'an'dır. Her bir şey Kur'an-ı Kerim'de var. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dövrü ve zamanında. Hazreti Yusuf Aleyhisselam vakt zaman vardı zindandaydı. Onun otağ yoldaşı deyirler ki ve sabah sen çıkırsan. Otağ yoldaşına ne deyir? Bir uskurni inde rabbek. Düzdür mü? Kur'an ayesidir. Deyir ki sen çıkırsan ama Misir'in valisine benim hakkımda diyersen. Ki biz ne hak tutulmuşam burada. O diyor baş üstte. Tefsir alimleri yazırlar ki öyle ki Yusuf Aleyhisselam yanındaki otağ yoldaşına dedi ki uskur neyinde Rabbek sen buradan çıkandan sonra çünkü Yusuf Aleyhisselam onların yuhusun yozmuştu ve bilirdi ki onlar buradan çıkandan sonra Misir valisinin yanında hemşe onu tez görecekler ve onun yanında olacak o insan. Ona göre dedi ki biz beni Misir'in valisinin yadına salasan. Bunu dedi ona. Bu sözü diyenden sonra bir ele ki çıktı oradan. Alemler yazdılar ki şeytan onun yadından bu sözü çıkarttı. Ki Yusuf Aleyhisselam ona demişti. Bu söz yadından çıktı. Bu bir. İkincisi de ki ele ki bu insan onun otak yoldaşı çıktı gitti zindandan. Yusuf kaldı tek. Alemler yazırlar ki Cebrail Allah'ın emriyle nazil oldu. Yusuf'a. Baktı Yusuf'a. Yusuf da bakır Cebrail'e. Yazırlar ki Cebrail dinmir bakır Yusuf'a. Ama Yusuf da bakır Cebrail Aleyhisselam'a. Yusuf'un kalbinden keçir ki her zaman ki Cebrail Aleyhisselam gelirdi salam getirirdi. Allah'tan bir nida getirirdi. Ama indi Cebrail Aleyhisselam nazil olup mene bakır ama bir şey demir. Bir müddet keçenden sonra dir Yusuf dir ben dir Allah'ın salamı var sana. Dir aleykesselam. Dir Yusuf Allah buyurur ki Yusuf'a bu güzelliği kim verir? Dir benim Rabbim. Dir Yusuf'i atası için diğer balalarından daha çok hürmetli eleyen onun kalbine salan, onu daha da mertebesini artıran kim olur? Dedi benim Allah'ım. Dedi Yusuf Allah deyir. Yusuf'u ki kardeşleri kuyuya saldılar. O kuyuda onu sağlam ve salim saklayan kim idi? Dedi benim Rabbim. Dedi Yusuf. O kuyunun kenarında, kuyuların kenarından bir kervan geçirdi. O kervanları getirip senin olan kuyunun yanına getiren kim idi? Dedi benim Allah'ım. Dedi Misir'in o hanımları ki var, zadeganların hanımların elinden kurtaran, seni hifz eyleyen kim idi? Dedi benim Allah'ım. Dedi necə oldu ki Allah deyir, bütün bu şeyleri ben ona verdim. Ama uskur neyinde Rabbik neydi? O ki sen dedin çıkanda Yusuf Aleyhisselam bir anlık bir xətər deyək yani necə, bir anlık bir an belə unutkanlığın nəticəsində bu xətəni buraxandan sonra ne oldu? Onda peşiman oldu Yusuf Aleyhisselam. Cebrail gedəndən sonra bir neçə il yazılır ki Yusuf Aleyhisselam hemen zindanda qaldı və hər zamanda ağlayaraq Allah'a dua etti. Bilirsiniz neyi dua etti? Dua etmeli ki beni zindandan çıxartdı. O kəlmələrdən sonra Yusuf Aleyhisselam uzun iller gecə və gündüz Allah'a dua etti ki Rəbbim mənim o an olan səhvimi o ki bir anda mən səhv bıraxdım o anda etdiyim o səhvimi mənim üçün bağışla yine. Ondan sonra Allah Yusuf'u bağışladı ve Misir'de olan valinin yadına saldı. Yusuf Aleyhisselam. Allah böyle Allah'tır. İnsan güvenini itirende çok hatalar eleyebilir. Biz de güvenimizi bu dünyada bazen çok zaman bazı hallarda özümüze o da
bize yetmir. Bir vakit, bir zaman gelir ki insan cüzden düşür ve yetersiz olur, değersiz olur. Güven o zaman ders gelirsen ki yok, ben güven yerimi düzgün aktarıp tapabilmemişim. Öz güvenliğimi yakşı yere bağlayabilmemişim. Ama diğer bir insanlara olan da, o insanlardan da onlara bir xəter yetişende desen perverdikarı ne büyük bir səhv eləmişim. Mən güvenimi diğer insanlara bağlamışam. Yegane bir vasitə var. Dünya ve ahiret saadetinin tapması için Allah'tır ki güvenimizi ona etsək, o zaman Allah Teala bizi sadık insanlardan ve salih insanlardan, güveni düzgün olan insanlardan karar verecek inşallah. Bakın yine İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'e nezer salanda İbrahim Aleyhisselam'ı atıllar ota. Düzdü. Cebrail gelip diyor ki Allah'a, ey bizi yaradan Halik, senin azizivi halilivi ota atırlar. İbrahim'i ota atmak için ele bir tongal yarattılar ki o tongal o kadar hündür ve o kadar o yandırandan sonra şer, onun böyle diye herareti diğer yerlere neçe metreli herareti ahate ettiğine göre İbrahim'i oraya atmak imkanında olmadılar. Şeytan onların yadına saldı, mancanak düzelttiler ve mancanakla İbrahim'i atmak istediler ota ve attılar da. Elə ki deyir, mancanağa bağladılar İbrahim'i ki atsınlar otağa. Cebrail Rabbine dedi ki, ey benim Rabbim, senin xəlilivi atırlar otağa, kömək ol. Dedi, ne eləmək istəyirsən? Deyir, kömək eləmək istəyirəm ona. Dedi, get kömək elə. Cebrail geldi mancanağda, İbrahim'i hələ otağa atmamış, salam İbrahim, aleykəssalam. Dedi, bəs gəlmişəm sənə kömək etməyə. Dedi, səndən kömək istəmirəm. Dedi, ha, sen ota atırlar. Dedi, atsınlar. Dedi, onlar Rabbinden istəyirlər kömək. Dedi, mənim Rabbim görür. Məni mancanağla ota atmağın səbəbi Allaha olan imanımdır. Mənim Rabbim məni görür. İbrahim attılar ota. Elə ki, ota hələ gəlib çatmamış, Allah əmr etdi. Ya nar, kunu bərdən və səlam. Ey ot, İbrahim üçün soyuq ol və salamat ol. Yani onu İbrahim'i salama sakla. Tefsir alimleri yazdılar ki, eğer Allah Teala deseydi ki ya ey ot, ey İbrahim Aleyhisselam için soyuq ol, necə ki o şöyle ilə o dərəcədə yanırdı, soyuq olsaydı İbrahim Aleyhisselam orada buz bağlayardı. Kun berden ve selama, yani onun için soyuq ol ve İbrahim'i o soyuğun içinde salamat sakla. Allah gör ne kadar merhametli Allah'tır. Odun içine atır, o ot olsun serin ve İbrahim orada salamat kalsın. Ey ot! Tevekkül Allah'a olanda elbette ki insan bir netice çıkardır. Elbette ki insan bir feyiz aparır. Elbette ki insan bir yol tapır ki o yol insanı hidayete aparır. Düzgünlüğe aparır, paçlığa aparır, temizliğe aparır. Allah Teala bizi de o yolda müvaffaq eləsin inşallah. Bir seyahate çıkan insanlar olur gemiyle. Bunların gemisi telatüme düşür. Okyanda mı diye, denizde mi diye. Telatüme düşenden sonra gemi parçalanır. Bir yazar yazır, o hadiseni yaşayan yazar öz hayatında. Deyir, bir gəminin parçasının üstünde mən tək qaldım. Digər insanların hamısı tələf oldu. Mən deyir, balaca bir adaya gəlib çatdım. Huşsuz vəziyyətdə. Oyananda gördüm ki, adadayam. Amma məndən başqa heç kim yoxdur adada. Gəzdim deyir, həyacanımdan hər şeyimi itirdim. Özümü itirmişəm, ilahi, mən burada təkəm. Necə olar mənim axırım? Mən necə burada yaşayaram? Yəni yaşayış üçün heç bir vasitə yoxdur burada. Mən neyim? Durdum deyir ayağa. Gəzdim deyir adanı yavaş yavaş. Heç olmasa dedim günəşdən bir kölgəli olması üçün. Bir ağacdan, sınmış ağaclardan özüm üçün bir vasitə, yırtıcı heyvanlardan bir şey özüm üçün daldanaq bir yer düzəldim. Deyir yavaş yavaş onları eləyəndə elə ki elədim qutardım. Bu az müddətində güven yerim Halik'in yadıma düştü, Allah'ım yadıma düştü. Dedim, bizi yaradan Allah var.
Halik'im var, Rabbim var. Benim her bir şeyden nicat veren bir Allah'ım var. Nece olabilir? Dil ele ki o istiliği kalbime geldi. Güvenim ki bağlandı Allah'ımla. O az idim. Buna bakmayarak azam ama mene bir güc geldi. Başladım adanı tekraren aktarmağa yemek için bir vasıta. Ama yine ümidimi Rabbime bağladım. O kalbimde güven yerimi, tevekkülümü Allah'a bağladım. Gezdim adanı. Elə ki deyə gəzirdim adanı bir müddət keçmişdi. Baxdım arxaya, özüm çünki ol daldanacaq bir yer hazırlamışdım. Gördüm pərvərdigar aləm, həmən yer yanar. Ot tutub yanar, tüstü basıb aləmi. Gəldim yaxınlaşdım, söndürə bilmədim. Ümitsiz qaldım, əlatsız qaldım. Dedim Rəbbim, mən güvənimi sənə bağladım. Səndən istədim kömək. İstedim ki sen bana kömək olasan. İlahi, ben özümü sana bağlayan bir anda sen benim son güvenim olan bu adada bir daldanacak yerim vardı ki güneşten beni güneş vurmasın, ki yırtıcı heyvan bana hücum eləməsin. Hücum eləyəndə ben özüm daldananım bu yerde. Sen benim son güvenimi de bu adada yandırdın. İlahi, benim günahım neydi? O kadar dedim bu sözlerden ağladım, özümden gittim. Bir müddət zaman gəlib çatdı ki, mən oyandım. Amma oyananda adada oyanmadım, başqa bir yerdə oyandım. Oyandığım yer yekə uzun bir gəmi idi. Mən gəmidə idim. İnsanların əhatəsində idim. Baxdım insanlara, sual etdim onlardan. Necə oldu ki, axı mən adada idim. Necə oldu, nə səbəb oldu, necə məni tapdınız, gətirdiniz bura. Bunu mən üçün izah eləyin. Deyir, bizim heç fikrimiz yox idi o adaya baxmaq. Heç bir gəmi də o adaya getmir. O adada bir şey yoxdur ki, gəmi ora geçsin. Amma uzaqdan ki, o tüstünü gördük, orada yanır. Bildik ki, kimsə bizi çağırır imdada, orada kimsə var. Gəmini yaxınlaşdırdım həmən adaya və insanları göndərdim, işçilərimi göndərdim. Ora səni huşsuz vəziyyətdə tapdım, gətirdim bura. O zaman deyir, mən ağlar gözlərimlə baxdım asimana, göy aləminə. Allahım, o yeni tapdığım o güvən ki vardı o yerdə, o səni tapmışdım, ilaha şükür olsun ona. Amma o güvən yerim ki yeni tapmışdım, o güvənsizlik mənim qəlbimdə yaranmışdı ki, sən mənim son ümid yerim olan o daldanacaq yerimi də yandırdın. Deməmişkən onu yandırmaqla sən gəmiyə işarə verdin ki, gəlib məni tapsınlar. İlahi, sənə həmd və şükürlər olsun. Bizim belə bir Allahımız var. Allahım, bizləri sənə etimadı, güveni çox olan insanlardan qərar ver. İlahi, bizləri elə qərar ver ki, bizim təvəkkülümüz dünya və ahirət sənə olsun. Səndən başqa digər bir qapıya getməyə, ya Rəbbim Allah. İlahi, şeytan bizə nüfuz eləyə bilir. Qəlbimizi ələ ala bilir. Əvvələ o şeytanı bizlərdən uzaq elə. İlahi, nəfsimizi bizə hakim qərar vermə ki nə. Bizi nəfsimizə hakim qərar ver ki nə. İlahi, ibadət və itaətimizi qəbul elə ki nə. İlahi, amin deyən dilləri məhşərdə lal etmə ki nə. İlahi, gələn günlərimizi sağlam, firavan və səni tanıyaraq dünyada yaşayaq. İlahi, pərvədigar aləm, bizim şəhidlərimiz var, onları qəni-qəni rəhmət qərar ver ki nə. İlahi, əskər zabitlərimizdən yaralı qazilərimiz var, onları şəfa ver ki nə. İlahi, evlərdə, xəstəxanalarda xəstələrimiz var, onlara şəfa libasını giyindir ki nə. İlahi, övladı olmayanlara övlad nəsib eylə ki nə. İlahi, evləri olmayana evlər nəsib eylə ki nə. İlahi, işi olmayana iş nəsib eylə ki nə. İlahi, ruzisi olmayana ruzi nəsib eylə ki nə. İlahi, bu cəmi bir-birinə mehriban qərar ver ki nə. Bu cəmin üstündən xəta və bəlanı uzaq eylə ki nə. Bu cəmə kömək olanları sən də kömək ol ki nə. Bu cəmə kömək olmayanları sən onlardan uzaq qərar ver ki nə. İlahi, bizləri sahibə zaman əleyhissalam
İslam'ın eskerlerinden karar ver ki ilahi iltimas edenler var, kahiş edenler var, ana bacılarımızdan, kız gelinlerimizden, ilahi perverdikarı aksakallarımızdan, cavanlarımızdan üreyinde ne acet var, ne isteği var ama iltimasları var ya Rabbim Allah. Bütün o iltimasları, o şer'i niyetleri sen özün bizlerden, onlardan kabul eyle yine ya Rabbim. İlahi ihtiyacı olanlar var, mahsusen diyenler var, haceti olanlar var, özü için, evlatları için, yakınları için, azizleri için. İlahi bütün olunan duaları bu günün hatirine sen bizden, onlardan kabul eyle yine. Bütün dualarımızın kabulü için peygamber ve âli peygamber salavat-ı kerim.